Merhaba sevgili arkadaşlar, bu dersimizde Osmanlı kültürü medeniyeti ikinci bölüm, yani Osmanlı'da devlet anlayışı, devlet yönetimi, merkez teşkilatı, veraset anlayışı nasıldır, egemenlik anlayışı nasıldır, onlara bakacağız. Hani böyle sizlerin şunu dediğini duyar gibiyim, kavramlar 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 eyvah diye dediğinizi duyar gibiyim. Ama arkadaşlar bunun çok pratik bir yolu var, bu kavramlardan korkmayın. Her soru çözdüğünüzde sorularda gördüğünüz kavramların karşısına hemen karşılığını yazın. 3 kere bunu yapın, emin olun en iyi bildiğiniz kavramlar bunlar olacak. Hiç korkmuyoruz. Biz yeter ki özellikle devlet anlayışındaki yorumlara, bu anlayışın içindeki temel unsurlara dikkat edelim. Şimdi arkadaşlar ilk ne ile başlıyoruz? Osmanlı devlet anlayışını 4 temel unsura dayandırıyor bu yılki MEB kitabı. Ne diyor? 1. Adalet. 2. Hoşgörü. 3. insaf. 4. İstimalat. Aslında istimalat, bu hoşgörü, insaf hepsini kapsıyor. Bakın tekrar sayıyorum. Bu yılki MEB kitabı ne diyor? Osmanlı devlet anlayışı diyor temel olarak şu 4 unsurdan oluşur diyor. 1. Adalet. 2. Hoşgörü. 3. insaf. 4. İstimalat. Kesinlikle bunu unutmayın. Biraz sonra bunu soru olarak tahtaya da yazacağım arkadaşlar. Şimdi gelelim en başta ne bilelim? Osmanlı devlet anlayışı hangi unsurlardan beslenir? Bir kere arkadaşlar şunu kafamıza yazalım. Osmanlı devleti devlet anlayışını büyük oranda Türkiye Selçuklularından almıştır. Hani devlet anlayışı, devlet yönetim şekli Türkiye Selçuklularının devamı gibidir. İkinci olarak İlhanlılardan almıştır. Bakın en çok Türkiye Selçuklularından, ikinci olarak İlhanlılardan etkilenmiştir. Bunun yanında arkadaşlar Büyük Selçuklu, Abbasi, eski Türklerden Kök Türk ve Uygur devlet anlayışları da Osmanlı devlet anlayışını etkileyen unsurlar. Bunu kesinlikle bir kenara koyduk. Bakın buradan soru gelirse oraya Emevileri koyabilir. Hani Osmanlı Devleti aşağıdaki devletlerden hangisinin devlet anlayışından işte esinlenmemiştir? Ya da unsurlar taşımaz gibi bir soru gelirse Emevileri koyabilirler ama ben gelme ihtimalini zayıf görüyorum. Gelirse en fazla Türkiye Selçuklularından çok etkilenmiştir. Buna dikkat edersiniz. Arkadaşlar Osmanlı devlet anlayışını oluşturan unsurlar aslında 3 tane. Hani hangi unsurlardan beslenir? En başta İslam gelenekleri. Artık Türk-İslam döneminde İslam gelenekleri biliyorsunuz Türk devlet anlayışının içine giriyor. Bakın burada İslam geleneği olarak söyleyebileceğimiz unsurlar nelerdir gibi hani örnek oluşturacak soru gelirse divan bir İslam geleneğidir arkadaşlar. Bakın divan. Bununla beraber sultan unvanını kullanmaları bir İslam geleneğidir. Yine şer'i kuralların devlet yönetiminde etkili olması bir İslam geleneğidir. Gaza ve cihat anlayışı, ki Osmanlı devlet anlayışında çok önemli bir yeri var gaza ve cihat anlayışının. Bunların hepsi eski İslam geleneklerinden Osmanlı devlet anlayışının içine giren belli başlı unsurlar. Bir de ne var? Tabii ki eski Türk gelenekleri. Arkadaşlar Türk gelenekleri derse neleri söyleyebiliriz? Bakın burada da çok güzel iki örnek var. Bir kut. Kut anlayışı aynen devam ediyor aslında. Hani aynenden kastım kut anlayışı var. Artık İslamileşmiş. Eskiden gök tanrının adınaydı. Şimdi Allah'ın adına ya da Allah'ın izni ve inayetiyle. Bakın dikkat edin. Allah'ın izni ve inayetiyle bir ailenin yönetiminden bahsediyoruz. Başka veraset anlayışı. Aynı eski Türklerdeki gibidir. Devam ediyor bakın. Bir de arkadaşlar Osmanlı Devleti fethettiği bölgelerin uygulamalarını da sürdürür. Hepsini bir kenara atmaz. Bakın dikkat edin. Hatta bir dipnot Osmanlı'nın uzun ömürlü olmasının sırlarındandır bu. En önemli nedenlerinden biridir. Fethettiği yerlerin kültürlerini bir kenara atmaz. O kültürlerde işine yarayanları orada yönetim anlayışında sürdürür. Bakın burada şu örnekleri verebiliriz. Mesela Eflak ve Boğdan bölgelerinde voyvoda denilen yerel valileri kullanmaları.
Hani yönetim anlayışında bak oranın geleneğini sürdürmüşler. Veya işte Boğdam bölgesinde böyle bazı yerlerde prens uygulamalarını sürdürüyorlar. Macar prensler görev yapıyor. Ne yapmış oluyor? O bölgenin yerel uygulamalarını sürdürmüş oluyor. Yine bu yerel uygulamaları İslam ülkelerinde, İslam coğrafyalarında da sürdürüyor arkadaşlar. O yüzden bakın Osmanlı Devleti bu üç unsuru harmanlamış, kendi devlet anlayışını ortaya koymuştur. Arkadaşlar, burada yazdığımız Osmanlı Devlet anlayışında olmazsa olmazlar. İçinde neler var? Bakın. Kanuni Kadim ilkesi var. Kamu kanunlarının yani devlet kanunlarının üstünlüğü. Her şeyin üstünde arkadaşlar. Devlet kanunları. Ve bunlar kalıcı kanunlardır. Sürekli kanunlardır. Kanuni Kadim ilkesi. Nizami alem düşüncesi var. Osmanlı devlet anlayışını oluşturan bir başka önemli faktör. Arkadaşlar, aleme düzen veren, aleme düzen vermek için bulunan devlet. Bakın, sosyal devlet anlayışı var. Eski Türklerde de vardı arkadaşlar. Türk İslam'da da var, Osmanlı'da da var. Halkını koruyan, yediren, içiren, halkın güvenliğini sağlayan. Bütün bunlar sosyal devlet anlayışının olduğunu gösterir. Başka ne var Osmanlı'da? Devlet ebed müddet anlayışı var. Yani bu devlet sonsuz müddetçe, sonsuza kadar kalıcıdır anlayışı var. Devletin kalıcılığı her şeyden önemlidir arkadaşlar. Tabii başka istimalat. Bu istimalatın içine arkadaşlar her şeyi koyabilirsiniz bakın. En çok bunu anlattım bu zamana kadar size. Bu bölgelerde. Osmanlı'nın Balkanlarda kalıcı olmasında, Rumeli'de kolay fetih yapmasında, uzun ömürlü olmasında bakın bir sürü nokta sayıyoruz. Balkanlarda kalıcılık, Rumeli'de fetihlerin kolay yapılması, uzun ömürlü olmak hepsinin nedenlerindendir istimalat. Nedir istimalat? İnsaftır, hoşgörüdür. Başka dinden unsurlara adaletli davranmaktır. Zaten biz onu ne diye kodluyoruz? Hah diye kodluyoruz. Himaye, adalet, hoşgörü diye kodluyoruz arkadaşlar. Osmanlı devlet anlayışının temellerinden biridir. Kesinlikle unutmayın. Zaten aşağıda sayacağız. Adalet Osmanlı devlet anlayışının en temelindeki unsur. Bakın kesinlikle unutmayın. En temeldeki derse adalet. Bu şaşmaz. Geldik şimdi hakkaniyet çemberine. Aynı zamanda Osmanlı devlet anlayışında hakkaniyet çemberi denilen her birinin birbirini tamamladığı 7 tane unsur var. Arkadaşlar bunların hepsi birbirine bağlı. Bu 7 unsurdan bir tanesi eksik olursa devlet olmaz. Mantık bu. Ya da sağlıklı devlet olmaz. Ne yapıyor? Osmanlı devlet anlayışının temelinde adalet var. Ve adalet bütün ilkeler için bu hakkaniyet çemberinde önemlidir. Ve her biri arkadaşlar birbirini tamamlar bunların. Eksik olamaz. Bakın Osmanlı devlet anlayışında temelde adalet. Kanun, şeriat diye de geçer arkadaşlar. Şer'i kanunlar, kanunların üstünlüğü ilkesi var. Hükümdar, hükümdarın varlığı devlet için olmazsa olmazdır. Önemlidir. Ordu, devletin gücüdür, askeri gücüdür, fetih yapan gücü. Servet, ekonomidir. Devletin olmazsa olmazlarından bakın. Bunların her biri önemli. Reaya, halk. Aslında bunları şöyle yorumlayabilirsiniz. Hani eski Türklerde devleti oluşturan unsurlar vardı ya. Ona benziyor. Onun biraz daha genişi aslında. Ve tabii ki devlet. Bakın her biri birbirini tamamlar niteliktedir. Bu çember içinde Osmanlı devlet anlayışı oluşmuştur. Biz buna hakkaniyet çemberi diyoruz. Tek tek sorarlar ise ki bu zamana kadar böyle bir soru gelmedi. Hani adaletle ilgili falan soru geldi de aşağıdakilerden hangisi? Osmanlı devlet anlayışını oluşturan hakkaniyet çemberinin unsurlarından biri değildir dese benim aklıma direkt şöyle bir cevap vermesi geliyor oraya. Hani cevap seçeneği olarak dini koyar arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Din doğrudan bu hakkaniyet çemberinde yoktur. Çünkü Osmanlı çok uluslu, çok binli bir yapıya sahiptir. Tek başına bir dini ön plana çıkartsa
hakkaniyetli olmaz. Hani tamam Osmanlı bir İslam devleti ama diğer unsurlara da adaletli davranıyor arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. Buradan bu zamana kadar soru sormadı. Bana göre buradan hani unsurların tek tek sorulması güçlü bir ihtimal değil. Adaleti sorabilir. O her zaman Osmanlı devlet anlayışının temeli. Ama ola ki sordu. Oraya din diye bir cevap koyabilir. Yanılmayın arkadaşlar. Din hakkaniyet çemberinde yoktur. İşte Osmanlı devlet anlayışında bunları hiç unutmayacağız bakın. Özellikle şu bölümdekiler tek tek gelebilecek sorular. Hani kanuni kadim ilkesi tanımlar verir. Nizam-ı alem düşüncesini verir. Hani bunları sorabilir. Geldik. Osmanlı'da egemenlik anlayışı. Nasıl bir egemenlik anlayışı var? Arkadaşlar Osmanlı'da bir kere egemenlik anlayışında eski kut inancı devam ediyor. Yani İslam öncesi Türklerdeki gibi ülkeyi yönetme hakkı Tanrı tarafından bir tek aileye veriliyor. Şimdi biz burada İslamileşmiş olarak konuşursak Osmanoğulları ailesine Allah'ın izni ve inayetiyle devleti yönetme hakkı verilmiştir. Bu arkadaşlar var. Kut inancı olduğunu gösteren, bakın dikkat sorulabilir. En önemli kanıt şu. Hanedanın değişmezliği. Hani Osmanoğulları, daha doğrusu Osmanlı Devleti'ne bakın arkadaşlar. 1300'lerde kuruluyor, 1922'ye kadar hep aynı aile. O kadar arada isyan oluyor, başarısız padişah oluyor ama hiçbir isyancı da çıkıp bakın padişahı öldürebiliyorlar ama aileyi değiştirmeyi kesinlikle düşünmüyorlar. İşte bu kut inancının bariz bir şekilde devam ettiğini gösteren en önemli kanıttır. Kesinlikle unutmayalım. Sevgili arkadaşlar, en çok soru gelen yerlerden birisi veraset anlayışı. Osmanlı'daki veraset anlayışı da eski Türklerdeki gibi. Nasıl eski Türklerde? İlk başta, bakın hatta şuraya yazayım. Osman ve Orhan Gazi dönemlerinde ülke hanedanın ortak malı anlayışı var. Hanedan dediğimiz bütün sülale arkadaşlar. Hani amcalar, kardeşler, amcaların çocukları, kardeşlerin çocukları, kendi çocukları hepsi içinde. Dolayısıyla şu anlayış eskiden beri hatırlayın. Türk devletlerinin çabuk yıkılmasının, taht kavgalarının çok çıkmasının sebebidir. Ana sebebi. Bu nereden gelir? Kuttan gelir. Kuta göre hanedanın tüm erkek üyeleri aynı kuta sahiptir. Bakın aynı kuta sahip. Fakat arkadaşlar Osmanlı'nın diğer Türk, kendinden önceki Türk ve Türkistan devletlerinden ayrılan bir yanı var. Osmanlı adım adım merkezi otoriteyi artırmaya yönelik uygulamalar yapmıştır. Bakın bununla ilgili soru gelebiliyor. Geçmişte geldi. İşte aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'da merkeziyetçiliği artıran bir çalışmadır ya da değildir? Ve biz ne diyorduk arkadaşlar? Osmanlı Devleti kendinden önceki Türk İslam devletlerine göre merkeziyetçi yapıyı en güçlü tutan devlettir. Şimdi bakın bunların adımlarını göreceğiz. Birinci Murat, ülke hanedanın ortak malıdır anlayışını daralttı. Dedi ki olmaz öyle. Ülke hükümdar ve oğullarınındır dedi. Yani benim ve oğullarımın. Bu şu demek arkadaşlar. Sülaledeki kardeşleri, amcaları, amca çocuklarını, kardeş çocuklarını saf dışı bırakıp en azından taht kavgası yapacak sayıyı düşürmek. Dikkat, merkezi otoriteyi artırır. Bakın bir kat artırır. Çünkü şöyle düşünün. Ülke hanedanda 20 erkek varsa bunun işte 5'i sadece kendi ve çocuklarıysa kavga edenlerin sayısı 20'den 5'e düşer. Veraset hani varislik demek ya. Hak iddia edenlerin sayısı 5'e düşer. Bu da merkezi otoriteyi artırır. Yıldız 1. Bakın merkezi otoriteyi artıran çalışmalar adım adım. Sonra 2. Mehmet'e geliyoruz. Bir süre sonra 2. Mehmet diyor ki kardeşim ne o öyle ülke hükümdar ve oğullarının? Ben baştayken ülke benimdir diyor. Yani hükümdarındır. Bakın iyice kısıtlıyor. Benden sonra ülke
öbür hükümdarın olsun. Hani benim çocuğumun olsun diyor. Hatta bunu kanunlaştırıyor. Ne diyor II. Mehmet? Yani Fatih Sultan Mehmet ülke padişahındır anlayışını getiriyor. Yıldız 2 bakın arkadaşlar. Yıldız 2. Bu da merkezi otoriteyi artırır. Hatta II. Mehmet kardeş katlini de yasalaştırıyor. Devletin ve milletin bekası için kardeş katli vaciptir diyor. Bakın bunu da Kanunname-i Ali Osman adlı Osmanlı'nın ilk bir bakıma bütün kanunlarını yazılı hale getiren kanunnamesine bu maddeyi koyarak bu da arkadaşlar merkezi otoriteyi artırır. Dikkat edin bakın neler merkezi otoriteyi artırıyor. Sonra devam ediyoruz. Biliyorsunuz daha önceki derste anlattık. Osmanlı'da sancağa çıkma geleneği var. Şehzadeler küçük yaştan itibaren sancağa çıkarak tecrübe kazanırlar. Fakat şehzadelerin sancağa çıkması, sancakta kendilerine ait askerlerinin olması, hani özgür davranabilmeleri taht kavgalarını artıran bir unsur. Kısa sürede taht kavgası çıkabilir. Dolayısıyla ikinci Selim, hani şu sarı Selim, hani şu ilk kez ordunun başında hiç sefere çıkmayan sarı Selim. Ordunun başında hiç sefere çıkmadı arkadaşlar. Zaten bakın bunu not olarak yazın bir kenara. İkinci Selim döneminde hiç kara seferi yok. Hep deniz seferi var. O yüzden de hiç ordunun başında sefere çıkmıyor. Böyle de bir özelliği var. Özellikle alancılar bunu yazsın bir kenara. Peki ikinci Selim ne yapıyor? Diyor ki bütün şehzadeler diyor padişahın 10 tane erkek çocuğu var diyelim. Hepsi diyor sancağa gitmesin kardeşim diyor. Sadece büyük şehzade sancağa çıksın diyor. O da Manisa'ya gitsin diyor. Bu da merkezi otoriteyi artırır arkadaşlar. Çünkü diğer şehzadeleri sen merkezde, sarayda kontrol ediyorsun. Bakın bu da merkezi otoriteyi artıran bir unsur. Kesinlikle unutmayın bunu. Şunu unutmayınız arkadaşlar. Sancağa çıkma usulü merkezi otoriteyi artırmaz. Aksine azaltır. Ne diyoruz? Sancağa çıkan şehzade özgürdür. Daha kolay isyan edebilir. Daha kolay taht kavgasında bulunabilir. Siz bunu ne kadar kısıtlarsanız sancağa çıkmayı o kadar merkezi otoriteyi artırırsınız. Kesinlikle bu önemli bir detay bakın. O yüzden sancağa çıkmanın kısıtlanması merkezi otoriteyi artırır. Diyeceksiniz ki hocam öyle diyorsunuz da sancağa çıkmayan şehzade de tecrübe kazanamaz. Arkadaşlar o farklı bir boyut. Bakın biz şimdi merkeziyetçiliği konuşuyoruz. Veraset anlayışında merkeziyetçiliği artırmaya yönelik unsurları konuşuyoruz. Elbette sancağa çıkmamanın olumsuz yanı da var. Nedir olumsuz yan? Tecrübesiz kişiler tahta çıkıyor. Ya da tahta çıkacak padişahlar tecrübesiz oluyor. Bu da olumsuz yanı. Bunu arkadaşlar burayla karıştırmıyoruz. Peki daha sonra ne var? Arkadaşlar 3. Mehmet döneminde de kafes usulü uygulanıyor. Hani kanunlaşmıyor ama uygulanıyor. Kanununu yapan da 1. Ahmet. Ama MEP kitabı ne diyor arkadaşlar? Kafes usulünü 3. Mehmet uyguladı diyor. Arkadaşlar 3. Mehmet artık şehzadeleri sancağa göndermiyor. Hatta kendi oğlu 1. Ahmet sancağa çıkmayan ilk padişahtır. Sancağa göndermiyor. Onu sarayda yetiştiriyor. Biz buna ne diyoruz? Kafes usulü diyoruz bakın. Dikkat! Kafes usulü de merkezi otoriteyi artırır. Arkadaşlar az önce dediğime geldik bakın. Az önce ne dedim? Diyeceksiniz ki hocam kafes usulü olumsuz bir durum değil mi? Arkadaşlar tecrübesizlik açısından olumsuz ama merkezi otoriteyi artırır mı? Artırır. Bakın bunlara dikkat edin. Hani olumlu yanı da var, olumsuz yanı da var. Başka 1. Ahmet döneminde kafes usulü kanunlaştırılıyor ve ekber ve erşed sistemi geliyor. Ekber ve erşed sistemi arkadaşlar işin özü şudur. Bütün Türk tarihinde ilk kez veraset bir kurala bağlanmıştır. Şimdi diyeceksiniz ki hocam önceden kural yok mu? Arkadaşlar belirgin bir kural yok. Ne diyor? Ülke hükümdar ve oğullarının ya da
Ülke hanedanın ortak malı. Yani hanedanın bütün üyelerinin tahta çıkma hakkı var. Kimin çıkacağını söylemiyor. A da çıkabilir, B de çıkabilir. Yeter ki hanedandan olsun. Ama 1. Ahmet ne diyor? Bakın bütün Türk tarihinde ilk kez ta Asya Hunlarından beri. Diyor ki bundan sonra Ekber ve Erşet sistemi geçerlidir. Yani Ekber akıllı, akli dengesi yerinde olan, Erşet de yaşlı. Hanedanın diyor akli dengesi yerinde olan en yaşlı üyesi tahta çıkar. Belirgin bir kural mı arkadaşlar? Kural. Cümleni tane tane bir daha söylüyorum bakın. Bütün Türk tarihinde ilk kez Ekber ve Erşet sistemi ile veraset belirgin bir kurala bağlanmıştır. Önemlidir bu. Bakın bu detayı kesinlikle unutmayın. Kanun-ü Esasi'de de Ekber ve Erşet sistemi anayasaya da giriyor arkadaşlar. Orada da geçerliliğini sürdürüyor. Başka ne diyeceğiz? Saltanat 1 Kasım 1922'de kaldırılınca arkadaşlar dikkat edin. Osmanoğulları ailesinin siyasi hakkı bitti. Bakın siyasi hak. Halifelik kaldırılınca da Osmanoğulları ailesinin dini hakkı bitti. Kesinlikle şu çizgimizi unutmuyoruz. Bakın bunlar veraset anlayışında çok çok önemli. Bu arada arkadaşlar Ekber ve Erşet de merkezi otoriteyi artırır. Sevgili arkadaşlar biz buradan hemen şunu anlayacağız. Demek ki Osmanlı tarihinde 1. Murat'tan başlayarak verasetteki düzenlemelerin hepsi merkezi otoriteyi artırır. Artırmaya yönelik tedbirdir. Artı Fatih Sultan Mehmet'in getirdiği, kanunlaştırdığı kardeş katli. Getirdiği demeyelim arkadaşlar. Kanunlaştırdığı. Çünkü 1. Murat'tan beri kardeş katli var Osmanlı'da. Kardeş katli de merkezi otoriteyi artıran unsurlar. Sevgili arkadaşlar, bunlardan soru geliyor. Çok dikkat edin. Hani benim söylediklerimi yabana atmayın. Bağlantıları iyi kurun. ÖSYM sadece kavram sormuyor. ÖSYM'nin sorularının %70'i, %80'i bağlantı yorum sorusudur. Bakın %70, %80. Diyor ki sana, sen bunları bileceksin. Ben sana diyor bunların yorumunu soracağım. Hem bileceksin hem de yorumunu soracağım. Nedir yorumun? Merkezi otoriteyi hangileri artırır? Mantık bu. İyi bileceksin. Sevgili arkadaşlar, veraset anlayışı bu şekilde, veraset sistemi bu şekilde. Merak etmeyin, sorularla daha sizi çok destekleriz. Erkan Hoca olduğu sürece KPSS tarihte soru kaçırmazsınız arkadaşlar. Dikkat edin yorumlara, bağlantılara, çok titizlikle, dikkatli bir şekilde hatta şu çok önemlidir diyorsam not alın. Bakın not alın, bir yere yazın onu. Onun çıkma ihtimali yüksektir ya da soruların içinde olma ihtimali yüksektir. Şimdi geliyoruz devlet yönetimi ya da merkez yönetimi arkadaşlar. Hani bütün bu anlayış, egemenlik anlayışından itibaren devlet yönetimi nasıl? Arkadaşlar devlet yönetiminde üç unsur var. Padişah, saray, divan. Saray arkadaşlar devletin bir bakıma merkezi. Padişah devletin en tepesindeki, padişahın özellikle yürütme yetkisini kullanması divan eliyle oluyor. Ülkeyi bu şekilde yönetiyor. Günümüzdeki gibi bunu adlandıralım mı? Padişah en tepedeki cumhurbaşkanı, hani devletin en tepesi. Tabii o dönemde biraz farklar var. Hani nedir? Yasama, yürütme, yargı bütün güçleri kendinde topluyor. Saray bugünkü Ankara'daki bakanlık binaları. Divan ise arkadaşlar bugünkü bakanlar kurulu. Bu şekilde adlandırabilirsiniz. Ama ne diyoruz? Tabii ki bunların arasında çok bariz farklar var. Sadece anlayışınız kolay olsun diye bu örneği verdim. Osmanlı'da padişah. Şimdi şuraya baktığımda ben dershanede de okulda da dersleri anlatırken hep öğrencilerim der. Hocam 10 tane 15 tane kavramı yazdın eyvahlar olsun biz nasıl öğreneceğiz bunları? Sevgili arkadaşlar tarihi bu şekilde kelime kelime öğrenmeye kalkarsanız yarın unutursunuz. Bunları en güzel nasıl öğrenirsiniz? Ben şimdi bir kere iki kere söyler geçerim.
Yarın unutursunuz çoğunu. Ama arkadaşlar bunları içselleştirmek dediğimiz bir olay var. O nedir? Nasıl yapacağız? Soru çözerken bunlarla ilgili gelen sorularda tek tek yanına hemen kalem alacaksınız. Aa, Hilat neydi? Bir yazayım. İşte Çetri neydi? Yanına yazayım. Bakın 3 soruda bu kavramlara karşılaştığınız zaman soru üzerinde öğrenme metodudur o. Bir daha bunları unutmazsınız. Yoksa ezbere 50 defa okuyun. Soruda göreceksiniz, soruda gördüğünüz yerde hemen açıp bakacaksınız. Bu neydi kardeşim? Ben bir yanına yazayım. Şu neydi? Yazayım. Lütfen bunu uygulayın arkadaşlar. Soruları çözerken iyice karalayın. Sağına soluna yazın. Şu neydi? Bu neydi? Şu kavram burada geçiyor. Bunun anlamı neydi gibi kendinize soruları sorun. Şimdi gelelim. Padişahın unvanları ve sembolleri bir de yetkilerini göreceğiz. Arkadaşlar Osmanlı'da padişahlar ilk dönemlerde bey, Osman Bey, Orhan Bey gibi ünvanı kullanmışlar. Daha sonra gazi ünvanı ki ilk padişahlar hatta Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, Orhan Gazi gibi Osman Gazi'nin babası da gazi ünvanını kullanmış. Ne diyorduk? Arkadaşlar gazi ünvanı kaza ve cihat anlayışının bir ürünüdür. Kesinlikle unutmayın. Osmanlı baştan itibaren kaza ve cihat anlayışıyla hareket etmiş bir devlettir diyorduk. Sultan. Hatta ilk sultan, bakın ilk Orhan Gazi'dir. Orhan Gazi. Orhan Gazi'ye Sultanul Güzat denir arkadaşlar. Sultanul Güzat bakın. Gaziler Sultanı demek. Hünkar var. Hünkar da kullanılmış. Bir hükümdarlık unvanı. Hüdavendigarı 1. Murat kullanmış. Çok ezberlemeyin bakın. Şu mu kullanmış, bu mu kullanmış. Çünkü zamanla en iyi bildiğiniz şeyler bunlar olacak. Emin olun. Padişah bir unvan. Hatırlarsanız Türk tarihinde padişah unvanını ilk kullanan Gazneli Alptigin'di. Gazneliler de kullanıyordu. Halife. Halifelik arkadaşlar, bazı arkadaşlarımız diyor ki hocam bu bir unvan mı? Evet, bir unvan. Dini bir unvan. Bu da bir devlet unvanı, devlet adamı unvanı arkadaşlar. Halife, ilk halife olarak halifeyi Ruhi Zemin Yavuz Sultan Selim. Bakın dikkat edin. Fakat dikkat ve önemli. Osmanlı'da padişahlar 2. Abdülhamit'e kadar özellikle arkadaşlar halife unvanını çok da fazla kullanmadılar. Özellikle siyasi arenada kullanmadılar. Dönemin şartları gereği. Halifelik siyasi olarak ilk Küçük Kaynarca Antlaşması'nda geçti. 1774'te yeri gelince anlatırız. Bir de 2. Abdülhamit döneminde arkadaşlar çok kullanıldı. Kesinlikle bunları unutmayın. Önemli diyoruz. Sevgili arkadaşlar, Han, Hakan gibi eski Türk geleneklerinden gelen unvanlar da kullanılmış. Bakın, semboller var. Hutbe. Hutbeyi biliyorsunuz zaten. Osmanlı'da ilk hutbeyi Osman Gazi okuttu. Osman Gazi adını okuttu. Zaten ilk padişah da o. Hutbe arkadaşlar bir bakıma hükümdarın camide ilanıdır. Cuma namazında o hükümdarın işte buraların sultanı, buraların hükümdarı filan kişi diye okunmasıdır. İlk hutbe Karacaehisar'da ilk kadı olan Dursun Fakih tarafından okundu. Menşur arkadaşlar dini bir anlamı var. Halife tarafından verilen bir bakıma onay. Şimdi aklınıza şu gelecek. Hocam diyeceksiniz, tamam halife tarafından bu onay veriliyor. Bir mektup yazılıyor. Sen ki bilmem nerenin sultanı. İşte Yıldırım Beyazıt Han diyor. Böylece Yıldırım Beyazıt'ın hükümdarlığı dinen onaylanmış oluyor. Tamam ama Yavuz'dan sonra Yavuz bir eliyle diğer eline menşur mu verdi? Arkadaşlar menşur Yavuz'dan sonra biraz sembolleşti. Nasıl oldu? İşte kılıç kuşanma alayı şekline dönüştü. Yani yine dini bir modeli var. Menşuru var diyeceğiz bakın. Yoksa Yavuz kendi kendine menşur vermedi. Ama dini onayın şekli biraz değişti.
Bunlara çok kafayı takmayın zaten. Hani bu niye böyleydi, şu niye şöyleydi? Map kitabı ne diyor arkadaşlar? Sorular nasıl geliyor? Direkt soruyu cevapla çık. Siz tarih, bakın tarihi şu anda derinlemesine öğrenmiyorsunuz. Faydacı olacaksınız. Ne gerekiyorsa onu öğreneceksiniz. Hilat var. Hilat bir bakıma halife tarafından gönderilen hediyeler bütünü. Ki bunun içinde işte kaftan oluyor, tıraz oluyor, çetir oluyor, bir sürü hediyeler oluyor arkadaşlar. Tıraz elbise, çetir şemsiye, tuğra imza arkadaşlar. Bakın hükümdarın tuğrası imzadır. Ve hükümdarın tuğrası olan her evrak yasadır. Kesinlikle önemli bu. Zaten burada da Tuğra'yı yasamada sayacağız. Tuğra basılmışsa bir evrağı o yasa. Culus töreni. Arkadaşlar ilk culus töreni Yıldırım Beyazıt zamanında yapıldı. Nedir bu culus töreni? Culus töreni şehzade padişahlığa çıktığında yani padişah değiştiğinde Yeniçerilere dağıtılan bir bahşiş. Ki ilerleyen zamanlarda biliyorsunuz bu culus töreni falan göreceğiz. Özellikle bu duraklama döneminden itibaren artık Yeniçeriler culus bahşişi almak için sık sık ayaklanacaklar. Hani padişah değişsin de bir culus bahşişi alalım diye. Fatih de bunu kanunlaştırmıştır arkadaşlar. Bir at var. Bir at arkadaşlar bağlılıktır. Bağlılık yeminidir. Bir kişi tahta çıktığında, padişah olduğunda onun etrafındaki tüm devlet adamları, saray görevlileri biat ederler, bağlılık yemini ederler. Bu da bir semboldür. Ünvan, her padişahın bir ünvanı vardır. Bu eski Türklerden gelen bir gelenek. Hatta eski Türklerde hatırlayın, erkek çocuklarına belli bir yaşa gelip kahramanlık gösterene kadar isim bile verilmez. Önce bir kahramanlık göstersin, şöyle savaşçılığını bir göstersin denir. Otağı var, çadır, taht biliyorsunuz, sikke, para. Osmanlı'da ilk parayı Osman Gazi bastırdı, bakır para. İlk gümüş akçeyi de Orhan Gazi, altın derse Fatih. Bunları zaten yeri geldikçe söyleriz. Tuğ arkadaşlar, hani bir metal çubuk, renkli at kıllarından oluşan bir püskül. Bugünkü bandocuların falan en öndeki majör çubuğu var ya arkadaşlar, ona benzer, onun daha gelişmiş bir hali. Sancağın ya da bayrağın yerine de kullanılır. Eski Türklerden beri var. Sancak var, bayrak ve kılıç alayı var. Nedir kılıç alayı? Arkadaşlar, şehzadeler tahta çıkarken culus töreni ve kılıç alayı birlikte yapılır. Culus dağıtılır ve padişah Eyüp Sultan Türbesi'nde Şeyhülislam'ın elinden kılıç kuşanır. Hani dinsel bir tören. İşte halifelik Osmanlı'ya geçtikten sonra menşurun yerini biraz kılıç alayı alacak. Şeyhülislam'ın elinden kılıç kuşanılacak. Bunlar arkadaşlar semboller. Her zaman sormazlar arkadaşlar. Hani çok da buradan illa soru gelir diye beklemeyin ama bilin. Padişahın yetkileri neler? Sevgili arkadaşlar, padişahın yetkileri bakın. Üçe ayırıyoruz yetkiyi. Bir devletin yetkileri. Yasama, yürütme, yargı. Bunların üçü de padişahta toplanıyor. Neden? Çünkü Osmanlı'da mutlak monarşi var arkadaşlar. Tek kişi egemenliği bakın. Tek kişi egemenliğinde bütün yetkiler bir kişide toplanır. Hani günümüzde karıştırmayın. Günümüzde işte yasayı meclis yapar. Yürütme görevini Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu yapar. Yargıyı bağımsız mahkemeler. Ama orada öyle değil. Her şeyin başı padişah. Ha padişah yetkilerini dağıtır mı? Dağıtır. Ama her şeyin başında o var. Padişah yasama yetkisini tuğra imzası bir şeye imza atıyorsa o yasa. Ferman arkadaşlar, her türlü emir, buyruk. Bunlar yasa sayılıyor bakın, yasama. Berat bu atama emridir arkadaşlar. Filanı filan yere atadım, atama belgesi berat. Veya birine bir hak verme berat. Hak tanıma. Adaletname. Bu adaletnameler arkadaşlar Osmanlı'da çok meşhur. Hemen her padişah, daha doğrusu padişahlar tahta ilk çıktıklarında önce bir adaletname yayınlarlar. Amaç şudur. Olası devlet görevlilerinin halkı ezmesini önlemek, adalet dağıtmak.
Ne diyorduk bakın burada? Devlet anlayışının temelinde adalet var. Burada ne var? Adaletname var. Ve özellikle ara dönemde de yayınlanıyor ama her padişah tahta çıktığında adaletname ya da adaletnameler yayınlar arkadaşlar. Devlet görevlilerinin halka zulmetmesini önlemek için. Yasakname ne? İşte kurallara, kanunlara, uymayanlara verilen cezalar, verilecek cezalar, uygulamalar. Padişahın belgesi. Kanunname zaten adından belli. Fatih'le beraber ilk yazılı kanunname yapılır arkadaşlar. Ve ne diyoruz? Bir bakıma uygulamaların, hani yazılı olmayan uygulamaların kanunlaştırılmasıdır. Ve Osmanlı Devlet yönetiminde de temel olarak biz hep kanunnameyi Ali Osman'a alırız. Çünkü kuruluş devrindeki uygulamaların hepsi kanunnameyi Ali Osman'da yasalaşmıştır, yazılı hale gelmiştir. Kesinlikle unutmayın. Hattu Humayun ise arkadaşlar çok 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 önemlidir. Özel keselerde taşınır, özel renkli kağıtlara yazılır bu. Padişahların çok önemli konularda bizzat kendi el yazılarıyla yazdıkları emir ve buyruklardır. Bakın fermanları falan başkasına yazdırırlar, altına imza çakarlar. Ama Hattü Humayun'u bizzat kendi el yazısıyla yazıyor ve bunlar özel keselerde taşınıyor. Özel renkli bir takım kağıtlara yazılıyor. Her şey özel bak. Peki yürütme yetkisini padişah nasıl kullanır? Divan eliyle. Yani bakanlar kurulu eliyle aslında, görevliler eliyle kullanır. Peki yargı yetkisini arkadaşlar, padişah yargı yetkisini iki şekilde kullanır. Şuna dikkat edin. Özellikle Osmanlı'da padişahlar şer'i kurallara karışmazlar. Kolay kolay şer'i davalara dahil olmazlar. Örfi kanunlarda yani devleti ilgilendiren kanunlarda padişahın yargıda iki yetkisi vardır. Bir kulluk hakkı. Kulluk hakkı arkadaşlar kapı kullarını, hani siz padişaha hizmetle hükümlü kullarsınız anlamında kapı kullarını idam edebilirler, ettirebilirler. Bu kulluk hakkıdır. Onlara cezalar verebilirler. Hani bir sözle ceza verebilirler. Bu kulluk hakkıdır. Örnek Kanuni Sultan Süleyman Pargalı İbrahim Paşa'yı idam ettirdi. Bakın kararını padişah verdi. Bir de müsaade hakkı var. Müsaadeyi de daha önce anlatmıştık. Fatih'le beraber uygulanır demiştik. Özellikle devlet görevlilerine karşı uygulanmıştır. Müsaadede de arkadaşlar padişahın halkın veya devlet adamlarının mal varlığına el koyabilmesidir. Ki Fatih Çandarlı ailesinin mal varlığına el koyuyordu. Şimdi şöyle tahtanın güzel bir fotoğrafını alın. Çünkü daha burada anlatacağım bölüm var. Bu bölümü sileceğim. Evet sevgili arkadaşlar. Padişah'tan devam ediyoruz. Hani tahta yetmediği için ben o bölümde tahtayı bir silmek zorunda kaldım. Birkaç nokta daha var. Bunları bilmezsek olmaz. Arkadaşlar önce şurayı bir tamamlayalım. Padişahın görevleri neler? Aslında eski Türklerdekine çok benzer. Devleti adaletli bir şekilde yönetmek. Adaleti sağlamak, bakın, güvenliği sağlamak, halkın ihtiyaçlarını karşılamak, hani halkın ihtiyaçları, ekonomik ihtiyaçlar, bütün ihtiyaçları arkadaşlar, fetihler yapmak. Padişahın görevleri bunlar. Ama bu fetihler yapmak bölümüne gelince hemen şunu söyleyelim. Aslında Osmanlı padişahlarının her biri arkadaşlar aynı zamanda orduya komutanlık yapmak şeklinde de geçer. Orduya komutanlık yapmak. Hani ÖSYM böyle bir soru sorarsa fetih demez de orduyu komuta etmek diyebilir. Karıştırmayın. Şunu da bilin mutlaka. Ordunun başında sefere çıkmayan ilk padişah, demin de söylemiştim, ikinci Selim, Sarı Selim. Ki o dönemde hiç kara seferi de yok zaten arkadaşlar. Bunları söyledikten sonra gelin bu bölümü bitirelim bakın. Çok önemli demiştik. Sevgili arkadaşlar şunları bilin. Osmanlı'nın başkentleri. Hatta bunları ayırarak bilin arkadaşlar. Diyeceksiniz ki hocam oraya Karacahisar'ı yazmışsın. Arkadaşlar Osmanlı'nın daha ilk dersini ya da ikinci dersini anlatırken Osman Bey döneminde merkezin Söğüt, Karacahisar, Bilecik arasında geçiş yaptığını söylemiştik. Hani Osman Bey merkezleri hep taşıyordu. Hatta
Osmanlı'nın ilk kuruluş hutbesi sayılan Dursun Fakih'in hutbesi de Karacahisar'da okundu. O yüzden hani bu seneki MEB kitapları özellikle Karacahisar'dan bahsediyor. Karacahisar'ı beylik döneminde ki merkezlerden biri olarak sayıyor arkadaşlar. Bakın bunlar beylik dönemi. Henüz devletleşme süreci değil. Devlet döneminde de Bursa, İznik, Edirne ve İstanbul. Bunlar da artık devlet dönemi merkezleri. Ben şimdi burada çok önemli bir iki tane detaya gireceğim. Gerçekten çok önemli arkadaşlar. Daha önce bakın hiçbir kaynakta rastlayamazsınız. Ama MEB kitapları bunlardan hep bahseder. Birinci dipnotumuz şu. İznik geçici başkent ilan edildi. Kocaeli Yarımadası'na yakın olup Kocaeli Yarımadası'nın fethini kolaylaştırmak için. Çünkü Türklerde şöyle bir anlayış var. Ordu başkentte durur. Dolayısıyla ordu fetih merkezine ne kadar yakın olursa fetih o kadar kolaylaşır. İşte Orhan Bey de Bursa'dan sonra İznik'i ele geçiriyor. İzmit'i yani bugünkü Kocaeli Yarımadası'nı almak için başkenti kısa bir süre İznik'e taşıyor. Bu önemli bir detay, bunu bilin. Bir de arkadaşlar İstanbul başkent ilan edilene kadar, daha doğrusu Bizans ortadan kaldırılana kadar Bursa ve Edirne ikisi de başkent niteliğini korumuştur. Tamam Sultan işte Edirne fethedildikten sonra Edirne'de oturmuş ama Osmanlı ikili başkent sistemini uygulamış bu dönemde. Bursa'yı da bir başkent örgütlenmesi halinde korumuş. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Devletin tam ortasında bir düşmanın olması, dolayısıyla herhangi bir tehdit halinde batıdan gelebilecek ya da işte Bizans'tan gelebilecek bir tehdit halinde hemen gerekirse Edirne'den Bursa'ya taşınıp devletin sürekliliğini sağlamak için. Biz buna ikili başkent dönemi diyoruz. Kaynakların bir çoğunda yazmaz ama akademik kaynaklar bu bilgiyi yazar. Ha çok mu önemli? Sorabilirler mi? Arkadaşlar bir ihtimal belli olmaz. Yorum sorusu sorarlar, bilgiyi verirler. Neden böyle davrandığını sorabilirler. Yoksa hangi şehirler ikili başkent oldu diye sormazlar. Bilgiyi verir size. İşte der ki kuruluş devrinde Bursa ve Edirne başkent niteliğini ikisi de sürdürmüş. Hükümdar Edirne'de oturmuş çoğu zaman ama Bursa'da başkent gibi korunmuş, örgütlenmiştir. Bunun temel sebebi Bizans'ın toprak bütünlüğünü bölmesidir. Tehdit oluşturmasıdır, tehlike oluşturmasıdır. Ne demiştik Bizans için? Evin içindeki düşman. Hani her tarafı almışsınız ama evinizin içinde bir düşman oturuyor. Kesinlikle bu önemli arkadaşlar. Başkentleri bilin. Bunlar bakın MEB kaynaklarında yazan başkentler. Şunu mutlaka bilin. Osmanlı'nın uzun ömürlü olmasının sırları. Bakın derslerde ben bunları hep anlattım aslında. Ama bir de şöyle toparlayalım. Bir, adalet, insaf, hoşgörü, istimalat uygulaması. Arkadaşlar, şu kavramları itina ile seçtim. Bu kavramlar doğrudan MEB kitabında yazan kavramlar. Bakın bu dört kavram. Adalet, insaf, hoşgörü, istimalat politikası. İki, fethedilen yerlerin kültürünü devam ettirmesi. Arkadaşlar, Eflak Boğdan'ı voyvodalar yönetiyor. Hani Hristiyan valiler. Erdel'i Macar prensler yönetiyor. Osmanlı'nın bir eyaleti ama Osmanlı orada yerli unsurları kullanarak bir bakıma hükmünü sağlamlaştırıyor. Halkın kendine bağlanmasını kolaylaştırıyor bakın. Devam ediyoruz. Tek hanedan tarafından yönetilmesi ve buna kut anlayışı da diyebilirsiniz. Çünkü tek hanedan var. Bizans'ta olduğu gibi birden fazla hanedan kavga etmiyor. Bir de arkadaşlar merkeziyetçi yapıyı her zaman sağlam tutmaları, artırmaya yönelik faaliyetleri Osmanlı'nın uzun ömürlü olmasının sırlarıdır. Yorum şeklinde buradan da soru gelebilir. Şunları da bilelim arkadaşlar. Osmanlı'da yönetim şekilleri. Sevgili arkadaşlar, Osmanlı mutlak monarşik bir devlet. Mutlak monarşi dediğiniz zaman tek kişinin yasama, yürütme, yargı gücünü elinde bulundurmasına, bu üç gücün de en tepesinde olmasına mutlak monarşik sistem denir. Ki Osmanlı biliyorsunuz 19. yüzyıla yani meşrutiyet ilan edilene kadar mutlak monarşik.
Aynı zamanda da teokratik bakın. Bakın mutlak monarşi ile teokrasi iç içe. Teokrasiden kasıt ne? Devlet yönetiminde dini unsurların olması. Arkadaşlar Osmanlı baştan sonuna kadar, hani kuruluştan sonuna kadar teokratiktir. Şunu karıştırmayalım bakın. Bazı KPSS kaynakları şöyle yazıyor. Osmanlı halifeliği alınca teokratik oldu diyor. Hayır arkadaşlar. Osmanlı halifeliği alınca teokratik niteliği arttı. Yoksa Osmanlı baştan beri teokratik. Neden? Şer'i kurallar var. Şer'i hukuk kuralları var devlet yönetiminde. Dolayısıyla arkadaşlar sadece hani baştaki kişinin dini niteliği değil, devlet yönetiminde dini kurallar varsa biz o tür devletlere teokratik devletler deriz. Yani Osmanlı hep mutlak monarşik hem de teokratik. Ama 19. yüzyıldan itibaren meşruti monarşik ve teokratik. Peki meşruti monarşi ne demek? Yine tek kişi var ama en azından o tek kişiyi kısıtlayan bir meclis var. Bakın tek kişi hanedan olarak devam ediyor ama onun yetkilerini kısıtlayan bir meclisin olmasına biz meşruti monarşik sistem diyoruz. Kesinlikle unutmuyorsunuz. Osmanlı meşruti monarşikken de teokratik. Yani Osmanlı baştan sonuna kadar hep teokratik. Bunları iyi bilelim. Bir de şu soruyu cevaplayalım ve bu bölümü bitirelim. Sevgili arkadaşlar. Hep bahsettik ama bir de ben toplayayım dedim. Hani daha kolay anlayalım. Osmanlı'da merkeziyetçiliği artıran uygulamalar ya da unsurlar. Veraset anlayışındaki değişiklikler merkeziyetçiliği artırırdı. Hatırlayın, az önce bahsettik. Ülkenin padişah ve oğullarının diye kısıtlanması. Bakın, veraset anlayışındaki değişiklikler hep kısıtlamaya yönelik. Ülke padişahın anlayışı, 2. Mehmet. Kafes usulünün gelmesi, Ekber ve Erşet uygulamaları. Merkeziyetçilik. Sancağa çıkmada sadece büyük şehzadenin çıkması kısıtlaması. Yani diğer şehzadeler sarayda kalıyor. Bu da merkezi otoriteyi artırır. Kafes usulü artırır. Devşirmelerin öne çıkması da artırır arkadaşlar. Fatih'ten itibaren. Bunun da sebebini ben size şöyle açıklamıştım bakın. Türkler de bir aile güçlenirse kut alabilir, devlet kurma hakkı kazanabilir anlayışa göre. Dolayısıyla Fatih ne yapıyor? Çok güçlenen Çandarlı ailesini bertaraf ederek kul mantığıyla yetiştirilen devşirmeleri yönetimde öne çıkartıyor. Bu kesinlikle önemli bir detay ve yine kardeş katlıydı arkadaşlar. Devlet yönetimi merkeziyetçiliği, devlet yönetiminde merkeziyetçiliği artıran unsurlar. Arkadaşlar, Osmanlı devlet anlayışı ve padişahın yapısı böyle. Bundan daha fazla, daha ayrıntı soru olmaz. Dikkat edin bakın. Daha ayrıntısı yok bunun. O yüzden şu anlattıklarıma çok dikkat edin. Tahtanın şöyle bu bölümün de fotoğrafını alın. Çünkü şunlar önemli kavramlar. Kendinize soru sorun. Şimdilik hoş kalın, hoşça kalın, tarihle kalın.